Pek çok kişi cinselli performans göstergesi, artan iç basıncı azaltma, iyi iş çıkarma niyetiyle cinsel birlikteliği yaşar. Hele de cinsel birliktelikte bir korku ve baskı hissediyorsa, ya orgazm olamazsam, ya boşalamazsam, ya sertleşme olmazsa, ya penis alamazsam, yani ya iyi iş çıkartamazsam, karşımdaki ne derse, onu tatmin edemezsem, veya utanç duyguları kendimi kontrol edemediğimde ne düşünülür çok fazla haz alırsam bunu yönetemezsem gibi gibi korkular yani beden üzerinde zihinden akan bir endişe ve baskı bedenin kimyasını bozar. Pek çok videoda söylüyorum. Bütün mesele doğru kimyada çalışan hücrelerimizin olması böylece eylemlerimiz bize daha keyifli ve tatminkar hale gelir. İşte bu korku ve baskılarla bozulan kimyasal ortamda elbette ki cinsel organların işleyişi sıkıntıya girer. Cinsel birliktelikten alacağımız hazın bir parçası orgazm olmaksa işte bu baskı ve korku altında o noktaya beden ilerleyemez. Uyarılara Cinsel organlar o şekilde cevap veremez. Yani bir uyarı gelir, sevişmeyle, zihinsel olarak, görsel olarak. Ama o anı bırakamadığı zaman beden kendisini korku ve baskılardan veya o anı şiddetle istiyorsa, orgazm olmalıyım, ya orgazm olamazsam, ne zaman orgazm olacağım? Bu anda kalmayı engeller. O anda kalmanın dışında Zihin ne olacak telaşında olursa, ne olacak korkusunda olursa, ya olmazsa baskısını hissederse, işte aslında bu tam olarak orgazm olmayı engelleyen zihinsel tutumlardır. O halde sevişirken sadece seviş. Yani orgazm olur muyum? Bazen de olmazsın. Her sevişmede orgazm olmak, her sevişmede boşalmak zorunda değilsin. Bu arada orgazm ve boşalmayı ayrı ayrı telaffuz ettim. Bir videoda da orgazmla boşalmanın farkını konuşalım inşallah. Her boşalma orgazm değildir. Aslında tatminkar bir cinselliğin o temel prensiplerinden biri olan beklentisiz sevişme hali tatminkar yaşamın prensiplerinden de biridir. Çünkü beklenti hali bizim bedenimizde ve duygularımızda ister istemez baskı oluşturur. Beklentiye ulaşma çabası andaki güzellikleri görmemizi engeller. Orgazm olmak istiyorsanız orgazm olmakla ilgilenmeyin. Siz sadece bedenin akışında dokunmaların güzelliğinde bir olma halinin sizde oluşturduğu dalgalanmalarda kalın. Orgazm dediğim ki bazen olursunuz, bazen olmazsınız. Son tahlilde orgazm olup olmamak dert edilecek bir şey de değildir. Sevgiyle kalın efendim.